Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları, konuklu yeni bir bölümümüzle daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Bugün 2023 senesinin bizzat ben ve Açık Bey'in ekibi için en önemli kazanımlarından birisi olan bir tanışıklığımızı size de tanıştıralım istedik. Zaten bu arada bizim Açık Bey'in işte A Akademi falan gibi eğitim alanlarında gezinenlerin çok iyi tanıdığı bir isim ama Belki YouTube takipçilerimiz daha önce tanışmamış olabilirler. Bugün hepinize kendimce bir kıyak yaparak... sevgili Oya Gero'nu stüdyolarımızda misafir ediyoruz efendim. Kendisi bu program için taa kalktı İngilterelerden buraya geldi desem de... öyle olmadı tabii. Ee, hazır buraya gelmişken biz de kendisini yakaladık. Uzunca bir süredir... üçüncü kez mi yaptık? Kaç oldu? Üçüncüye, Üçüncüye başlayacağız. başlayacağız. Ee, üretken Yapay Zeka'yı Kullanma Kılavuzu diye bir eğitim açtık biz. Uzaktan görüşerek tanıştık kendisini anlatırız birazdan nasıl olduğunu. Bizim açık beyin ekibi çok sevdi. Bütün katılımcılarımız çok sevdi. Sürekli olarak binanın önünde toplanıp protesto ediyorlar. Niye daha çok açmıyorsunuz falan filan diye. Zamanla yavaş yavaş yapacağız. Bugün bizim muhabbet etmekten çok keyif aldığımız ve gerçekten her konuştuğumuzda zihnimizi açan bir muhabbet ortamı yaratılmasına vesile olan ile siz de tanıştınız istedim. Oya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel sözler söylediniz. Vallahi yanaklarım kızardı şu anda. Çok hmm, mahcup oldum. Estağfurullah. Ee, yani hissettiğimizi söylüyoruz hakikaten. Bu arada ben de, aynen, bizim tanışmamıza aynen. vesile olan Ferhat ve Aycan'a da buradan bir el sallıyoruz. Bizim açık beynin civcivleri onlar, yenileri. Oya'yı aslında Ferhat e, seni o buldu değil mi? Doğru. E, bizi bir iletişime geçirdi. Sonra zaten bana seni bir anlattı. İşte içerikleri biraz gösterdi. Dedim ki tamam. Yani tam bizlikmiş. Ve pek de alışık olmadığımız bir şekilde biz hemen bir muhabbete girdik arkasından işte akademi eğitimi açıldı falan. Ee, öncelikle ben seni biraz tanısınlar istiyorum. Ee, bizim sohbetimize iştirak edenler şu anda. Oya göre kimdir? Ne yapar? Niye bu işlerle uğraşır? Niye İngiltere'de? Onlardan bize biraz bahsetsen? Teşekkür ederim. Yani e, aslında İngiltere'de olmamın sebebi e, eş durumundan önce onu söyleyeyim. Ben ODTÜ mezunuyum, bunu da sürekli gururla söylüyorum çünkü. Ama söylenecek de bir şey canım. Ya biz de hemen ODTÜ'nün yanından mezunuz ama ODTÜ'de çok zaman geçirdim, sonra kültürü başkadır yani. Evet, Ankara'yı çok sevmezdim ama yani ODTÜ'yü gerçekten çok seviyordum, evim gibiydi. Ben 7 sene okudum ODTÜ'de. E, ayrılamadım iki master'ı aynı anda yaptım yani seçemedim de Ooh. hatta işte bir işletme master'ı bir yanına psikoloji master'ı binalar da yakındı ya dedim yaparım ben bu işi bence hani git gel çok zor olmaz deyip üstüne birden başladım iki sene sonunda psikolojiyi çok bitirebildiğimi söyleyemeyeceğim yani o biraz e, kaldı işte Procter Gamble'dan bir teklif aldım e, tamam dedim yani o dönem yeni mezun işte P&G'ye size bir iş teklif ediyorsa hemen koşuyorsunuz gerçekten satışta başladım o dönem işe ama orada devam etmedim. Çünkü ben daha böyle stratejik, daha yaratıcı işler yapmak istiyordum. Beyaz yaka olayı sarmadı seni. Ee, yani beyaz yaka değil de satış sarmadı diyeyim. Hani araba da kullanamıyorum çok fazla. işte bir sene içerisinde herhalde böyle 7-8 kere kaza yaptım. Ben Ankara'dan ayrıldığımda bütün şeyler beni tanıyordu. Servisler, jandarmalar beni tanıyorlar. Hatta giderken herkes uğurlamıştı beni yani. Bayağı eş dost olmuştuk pek bana göre değildi yani arkamdan su dökmediler galiba bir ee, daha gir gelmiyor yani bu. arkamdan su dökmediler ama aylar sonra işte benim arabamı alan arkadaşım kaza yapmış servise götürmüş ve şey demişler Aa Oya ablanın arabası bu <laughs> demişler. o yüzden satışı orada bıraktım ben. Daha strateji tarafına geçtim. İşte iletişim stratejileri tarafına geçtim. Haluk Mesci ile uzun zaman çalıştık. Hem marka danışmanlık tarafında hem reklam ajansı tarafında hem müşteri tarafında uzun dönem çalıştım. Daha sonra Turkcell'de müşteri deneyim stratejilerinden sorumluydum. Değişim yönetiminden sorumluydum. Çok farklı şirketlerde işte farklı alanlarda böyle yatayda keser bir şekilde çalıştım uzun süre. Sonra işte eşimin işi dolayısıyla biz Türkiye'den ayrıldık. 7-8 yıl kadar oldu. ha Bayağı da olmuş. Bayağı da oldu. Ha, evet. Bayağı orada olmuş. Ama şey evet. çok yer gezdiniz galiba. Çok yer gezdik. Evet yani İsviçre ile başladık. Daha sonra Polonya'ya gittim. İşte 3,5 yıldır da İngiltere'deyiz. Yine orada bir dönem çalıştım. Hem danışmanlık şirketlerine hem HSBC UK'de. En sonunda işte geçen sene bu zamanlarda çok büyük bir şansla diyeyim kendi eğitim ve danışmanlık şirketimi kurdum. Uluslararası sertifikalı değişim yönetimi profesyoneliyim aslında. Yapay zeka konusu da yani aslında benim hayatımın içinde çok fazla olan iş olarak yaptığım bir şey değildi. Ama ben bilim kurguyu çok seviyorum. biraz da early adapter diye adlandırırım kendimi. Yani hani yeni Onu bir teknoloji hemen çıkınca, evet. hemen böyle ne yapabilirim ben bununla, kendimi nasıl fayda sağlayabilirim diye kurcalarken aslında işimin bir parçası haline geldi. Hemen yaptığım işlere adapt ettim. Ben bir de öğrenmeyi çok seviyorum. Kendini geliştirmeyi seviyorum ama o bende kalsın istemiyorum. Onunla yeni bir şeyler üreteyim istiyorum. Bunu da başkalarıyla paylaşayım istiyorum. Yani böyle kendime ait bir üçgenim var benim. Learn, create, perform diyor. Yani bu üçünü yap çok varlık nedenimi böyle gerçekleştiriyormuşum gibi hissetmiyorum. Bu böyle üçünü bir arada yapabildiğim harika bir alan oldu benim için. Çok kısa sürede de paylaştıkça da büyüdü, sevildi çünkü ben yani hiç teknik bir insan olmadan insanlara aslında bu korkulacak gibi görünen teknolojinin nasıl kendimize fayda sağlayabileceğini, bundan nasıl bir şeyler üretebileceğimizi, nasıl zaman kazanabileceğimizi gösterdim ve herhalde o sayede de sevildi diye düşünüyorum. Zaten e, o görünüyor. Yani senin birkaç oturumuna da katıldım. Orada böyle nasıl diyelim neredeyse çocukça diyebileceğim bir heyecanla ya bu hafta da bu çıkmış falan filan diye. Sen şimdi psikopat gibi her, hafta onları takip ediyorsun biliyorum. Yeni her çıkan uygulama deyince de bu arada neydi o? derzen AI for that evet. diye bir şey vardı. Ben bir ara ona üyeydim. Üyeliği iptal ettim çünkü o kadar çok şey geliyor ki o üstüme üstüme geliyordu artık. Yapay zeka uygulamalarının yeni çıkanlarını takip etmek ayrı bir sektör olsa gerek. Evet. Ben onu yapamadım mesela. tek Ben ama... de yapamıyorum onu. Ama sen biraz da mecburen bu işle ilgilendiğin için. Peki, yapay zeka senin için ne? Nasıl bir ee... şey yani? Çok güzel bir soru. Yani yapay zeka benim için önceden bilim kurguydu. Yani ben bilim kurgu filmleriyle, dizileriyle büyüdüm. Ee, i̇şte Stargate e, benim hani favorimdir yani böyle 10 sezonluk diziyi... Vay be diziyi... bir dakika Stargate'i bilenler parmak kaldırsın ya. <laughs> ne efsaneydi değil mi? 10 sezonluk diziyi ben üç kere izledim. Yani... ha sen dizisini ben filmini... Filmi biliyorum. zaten yani, filmiyle başladım. Dizi de öyle. Yani benim için e, bilim kurgunun her e, alanı çok keyifli e, tabii ki yani şey e, bu da bunun parçası yani yapay zeka da onun e, içinde. Yani yapay zeka konusu benim için de çok uzaklı çünkü hayatımızın içinde değil yani uzaktan takip ettiğim bir şeydi. E, yani çok teknolojik ya böyle silikon vadisinde olman gerekiyordu ama bir anda e, o kadar demokratik bir hale geldi ki herkesin ulaşabileceği konuşarak anlaşabileceğin e, yani insansan eğer konuşabiliyorsan Kullanabileceğin bir araç ortaya çıktı bir anda. Dolayısıyla benim için hani bilim kurgunun gerçeğe dönüşmüş hali ama bir yandan da ayakları yere basan ve gerçek olan ve hayatımın içine adapte edebileceğim ve inanılmaz zaman kaybettiğim şeylerde bir anda daha çok zaman kazandığım. Ee, kazandığım zamanı aileme değil de yeniden başka bir şeyler <laughs> üretmek için harcadığım bir şeye dönüştü. Yani yeni bir imkanlar silsilesi var aslında evet. orada. Evet. Galiba ilgini o çekiyor. Ben de işte 2021 sonu muydu? Ben motor kazası ne zaman yaptım hatırlamıyorum. 22'dir. Zengin. 22 herhalde işte ben kazayı yaparken yoktu. 5 ay sonra evden çıktım. Chat çipiti 4 çıkmıştı mesela. Evet. Yeni çıkıyordu daha o zaman. Dedim abi benim yatmamı beklediniz yani bu, nasıl bir patlamadır ama tabii ki bu işin muhtemelen çok evveliyatı var da bunun bizim kullanabileceğimiz bir ürün haline dönüşmesi yeni bir şey. Ben baktım 2000 5 yılında nöral networkler ve işte olası yapay zeka hikayeleriyle ilgili bir makalede benim de adım var. O zaman arkadaşlarla bir grup istatistikçiyle böyle bir zihin egzersizi yapmıştık. Ben o zaman nöral networkle biraz ilgileniyordum. Teknik düzeyde değil ama daha ziyade hani tarif düzeyinde ve işte bu nöronları nasıl aktarız falan gibi. Fakat ben ondan sonra hiç ilgilenmedim. Zaten bilgisayar işinde ben son kullanıcıya dönüştüm o günlerden sonra. Alıp sadece düğmesine basıp açıyordum. Şimdi bu benim için nadiren korkutucu olan bir gelişme. Ben genellikle bunu heyecanla bekleyen ve hani bir an önce hayatıma daha çok girsin de benim işim kolaylaşsın diye bakan bir taraftayım. Bugün aslında merkezde seninle konuşmak istediğim daha önce aramızda muhabbetinde yaptığımız bir konu var bir polar bir ilişkimiz var bizim teknolojiyle genelde ama yapay zekada bu biraz ay yuka çıktı. Hem ağzımız sulanıyor. O olacak mesela bir, kişisel asistanım olsa ben bilincimi yapay zekaya yüklesem falan bunlar havalı. Hatta ölümsüzlüğün belki anahtarı gibi. Ama öbür taraftan da bizi yiyecek mi yok edecek mi beyinlerimiz mi küçülecek falan diye bayağı haklı temellere dayanan korkularımız olan bir kısım. Şimdi bu polarlığın ben kabaca biraz psikolojik tarafını anlayabiliyorum ama Teknolojik düzeyde, mesela bu sana nasıl gözüküyor? Öncelikle onu sorayım. Sen hep böyle seven ve bekleyen tarafta mısın? Senin hiç korkun yok mu mesela? Olmaz mı? Benim de çok fazla korkum var. Yani kesinlikle o bipolar duruma katılıyorum. Aşk nefret ilişkisi var aramızda. Bende de var ve yani hani 2500'ün üzerinde kişiye ben bu eğitimi verdim ve herkes de aynı şeyi gördüm yani istisnasız gerçekten çekiliyorum yani böyle ışığa giden işte böcekler sinekler gibi çekiliyorum ama bir yandan da acaba hani gidiyorum da başımıza da bir şey gelir mi korkusunu ben de kesinlikle yaşıyorum bir yandan foma yaşıyorum kaçırmaktan çok korkuyorum bir yandan da acaba gerçekliği yitireceğimiz günlerde ben bununla nasıl baş edeceğim... ...diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence bu herkeste olan bir şey. Bir yandan gelişmeler mesela işte sağlık alanında, tıp alanında... ...tarım alanında, bilim alanındaki gelişmeler inanılmaz. İşte Mustafa Süleyman şeyi söylüyor. İşte önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde... ...inanılmaz bir bolluk bereket olacak. O kadar bolluk bereket olacak ki belki de çalışmaya bile ihtiyacımız kalmayacak e, diyor. Yani hani bunun demokratik düzeyde nasıl dağıldığını hani e, la ilgili bir e, öngörü de bulunmuyorlar ama bu inanılmaz bir şey. Yani bu gerçekten hani aşkla belki be bekleyeceğimiz bir şey ama bir yandan da ben bir paylaşım yapıyorum mesela işte sosyal medyada altına da birisi şey yazabiliyor. İşte kendi elimizle e, celladımızı besliyoruz. Terminatörler gelecek, bizi yok edecek. E bu da bir korku, yani gerçekten çünkü biz son 50 yıldır bu korkuyla yaşadık. Yani bu korku, yani, Terminatörden tut tutta Matrix'e kadar bütün filmlerde bunu gördük. E, çok yakın zamanda bir film izledim, e, The Creator ismi. Bence o korkuyu biraz çevirmeye çalışıyorlar. Yani hani insanların kötü Yapay zekaların iyi olduğu evet, bir oturumda dünya. Oturumda ismi geçmişti ben hala izleyemedim onu yani. Ee, yani e, evet şimdi gerçekten kötü olan yapay zeka mı? Yani bir teknolojik aracın iyi ya da kötü olması yani. Yok zaten hani senin e, oturumlara misafir olduğumda da konuştuğumuz o konuyu belki çok sık tekrarlamak lazım. Yani buna yapay zeka dememizin zaten bir nedeni var. Zeka bir araç sonuçta, problem çözen. Hatta bilgisayar temelli olunca da bunu hızlı yapan bir şey. Ama o... zeka denen aracın... nereye çalışacağını akıl belirliyor. Yani onu yön veren akıl. Biz aslında akıldan korkuyoruz. O da insan aklından korkuyoruz. Yapay akıl diye bir şey yapsak... bence her şey daha güzel olabilir. Bu... bilim kurgu seviyorsan Isaac Asimov'un... robot kuralları vardı üç işte. tane. Hani o imparatorluk serisinde mesela... sonradan anlıyorsun ki... İşte oradaki bütün olaylara sebep olan aslında bir tane robotmuş. O robotun da o üç tane kuralı vardır. İşte, işte bilmeyenler için bir robot insan emirlerini işte uygulamak zorundadır. İki işte pardon hiçbir insana zarar veremez. Birinci kural bu. İkincisi birinci kuralla çelişmedikten sonra bütün emirleri uygular. Üçüncüsü de bir ve ikinci kuralla çelişmediği sürece varlığını korumak zorundadır. Üç kural bu. Ama robotun birine bir kural ekliyorlar. Sıfırıncı kural. İnsanlığın hayrı olduğu zaman öbür kurallar geçersiz olabilir. Kendini de feda edebilir. Bir başka insana da zarar verebilir. Kuralını koyduğun zaman... aslında bu... kendisinden daha büyük bir hikaye için hareket eden bir yapay zekaya bir gönderme, ya yapay akıla bir gönderme. Çok henüz onu yapamadık ama... ben küçüklüğümden beri o pozitronik beyinler falan diye anlatıyor kitaplarda. öyle bir şey beklerken cuk diye kendimi içinde gördüm. Ve belki de... hep ütopik bilim kurguları sevdiğim için o dönem. Ben böyle kanlı fışkılı korkulu şeyleri pek sevmezdim. Okurdum ama kafam hep bu Asimov tarzı. Her şeyin çok bol olduğu, insanların galaksilere yayıldığı falan hikayeleri daha çok tercih ediyordum. Bir de galiba herkes meşrebince biliyor dünyayı, kendi aklınca biliyor. Derler ya herkesin tanrısı kendinin bir versiyonudur diye. Adam mesela dünyaya kızgınsa onun tanrısı da çok öfkeli falan oluyor böyle. Biraz yapay zekayı da galiba öyle görme eğilimimiz var. Yoksa ben hani bu muhabbet vesilesiyle bir daha hatırlatayım sevgili dostlar. Zeka bir araç. Onu kullananın elinde şekil alacak. Ben o nedenle seninle yaptığımız şimdiki bu... daha başlangıç düzeyindeki eğitim işbirliğini çok önemsiyorum ama... oraya daha katılmamış olan arkadaşlar için. Ne yapıyorsunuz siz orada? Yani... Kaç hafta buluşuyorsunuz? Bayağı bir sürüyor. Ee, evet yani 6 modülden oluşuyor. 3 modül. hafta 6 e, ders. Her ders 2,5 saat. Ee, yani en başından en sonuna kadar aslında kapsayıcı bir şey. Aslında iki saatle başladık biz ama yetişmediğini gördük. Giderek genişliyor. Belki daha da genişleyecek bilmiyorum. Ee, nedir ne değildir onu konuşuyoruz. Yani e, çok teknolojik gibi görünen, çok teknik gibi görünen işte çünkü herkes şey diyor ben yaşım itibariyle çok uzağım. E, hayır değil yani ev hanımından CEO'ya kadar, öğrenciden öğretmene kadar istisnasız herkesin kendisi için fayda bulabileceği bir araçtan bahsediyoruz. Sen aslında. bunu biraz çatal bıçak gibi ele alıyorsun. Aynen öyle. Çatal bıçak gibi ele alıyorum. Korkulacak bir şey olmadığını gösteriyorum. Eee işte Çatalı biraz gözüne insan sokma yiyecek... diyorsun mesela. <laughs> i̇nsan yiyecek boyuta getiriyorum aslında. Yani biraz işte translator gibi çalışıyorum. Ben de teknik kökenli bir insan değilim ama kolay anlayabiliyorum. Anladığım şeyi de işte analojiler yardımıyla daha herkesin anlayabileceği hale getirmeye çalışıyorum. Yani ben anlıyorum ki başkaları da rahatlıkla anlayabilsin diye. Ee, işte nedir ne değildir kısmı. Nasıl konuşulur bu araçlarla, nasıl çalışır? Çünkü bir şeyin bilimsel altyapısını bilmiyorsak onu kontrol edemeyiz. Bu çok önemli. O yüzden mutlaka en basit anlaşılır şekilde bu araçların nasıl çalıştığı, yani modellerin nasıl çalıştığı, yapay zeka nasıl çalıştığını anlatıyorum ki biz bu çünkü bu araçlarla bir kodlama yaparak değil, konuşarak anlaşacağız artık. Konuşarak anlaşıyoruz. Ama en önemli kısım şu. Bu kısımda bence çok zayıfız ve geliştirmemiz gereken nokta bu. İhtiyacımızı tariflememiz gerekiyor. Yani burada işte prompt mühendisliği diye bir şey konuşuluyor. Prompt mühendisliği diye bir şey yok. Çünkü ortada bir mühendislik yok. Ortada ihtiyaç tarifleme var. Konuşa konuşa anlaşabilmek var. Güzel bir paketlemeye benziyor zaten. Çabuk gitti ortamdan. Yani. Ee, evet, aynen öyle. Yani Hem mühendisliği aşağı çekiyor bence hem de insanları korkutuyor. Yani Aa, ben mühendislik mi yapacağım şimdi? Hayır, konuşarak anlaşacaksın. Yani bir şey varmış gibi gösteriyorlar. İşte formüller geziyor mesela ortada, teknikler geziyor. Hayır teknik falan yok. Yani sen bir brief veriyor musun mesela bir ajansa ya da bir ihtiyacın olduğu zaman birisiyle konuşup nasıl yapması gerektiğini anlatıyor musun? Anlatabiliyorsun yani. Bu beceri bizde var. E aynı şey onun için de geçerli. Yani karşında bir insan varmış gibi düşünüp ihtiyacını anlatacaksın. ama eksik bilgi verirsen eksik cevap alırsın. Yani ne verirsen onu alırsın. Bu biraz Bunu sanki bir insana konuşurdan ziyade bana şey bu Young Sheldon var ya dizi şimdi. Hmm. Bu Sheldon'ın küçüklüğünü anlatıyor. Sanki Young Sheldon'la konuşur gibi konuşmak lazım. Çünkü Adab-ı muhaşerette falan daha o kadar gelişkin değil. Her haltı da biliyor. Dolayısıyla ona böyle iyi yönlendirecek galiba bir şeyler sormak lazım. Ama ben senin eğitimde şöyle bir fayda buldum kendimce. Bizim ekibe bakıyorum. Çeyiz listelerini bile ChatGPT ile yaptırıyorlar senden sonra. İşte böyle bir checklist yaptırmışlar ona falan filan. Bazı işte nasıl takip ederiz, ne yaparız, neler lazım olur falan gibi. Aslında günlük hayatta bayağı kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanma mantığını anladığın zaman ilişkin değişmeye başlıyor zaten. Bir de bilmiyorum yanılıyor muyum ama global düzeyde şu anda milyonlarca insan muhtemelen bu sistemleri kullanıyor. Ve onlar işte prompt yazarken, yani bir şeyler sorarken, sohbet ederken aslında bir girdi sağlıyorlar bu sisteme. Ve sisteme itiyorlar. Dolayısıyla aslında ben senin yaptığın şeyi de bir sosyal sorumluluk olarak görme eğilimindeyim. Çünkü doğru girdiği sağladınız ama sistemi daha doğru eğiteceğiz biz. Doğru. Ya yani saçma sapan şeyler yapma ya da öğrenme oranı azalacak sistemi diye düşünüyorum. Böyle bir çıktısı var. Sen senden eğitim alan o kadar insanda neler görüyorsun? Sen nasıl davranış değişiklikleri oluyor? Vallahi herkesin istisnası söylediği tek bir cümle var. O da beni çok şaşırtıyor. Ufkum açıldı. ...başka bir şekilde bakmaya başladım. Yani ufuk açılması konusu benim için çok önemli. Çünkü ben teknik bir şey anlatmıyorum. Yani bu bir Excel eğitimi, bu PowerPoint eğitimi değil. Yani buradan giriyorsun ve bunu öğrenmiş olarak çıkmıyorsun. Sen bakış açını değiştiriyorsun. Onunla nasıl konuşacağını ya da bununla neler yapabileceğini. Benim en sevdiğim kısım şu aslında. Ee, özellikle tasarım tarafında, yaratıcılık tarafında. Çünkü onunla ilgili de yaptığımız şeyler var. Yani yarım saat içinde bir klip yapıp bir kısa film çekip çıkıyoruz aslında. Yani eğitimin bir parçası da bu. Ben hani kendim de çok yaratıcı tarafta da olduğum için, resim de yaptığım için, bir şeyler ürettiğim için de çok keyif alıyorum. Eskiden bir beceriye sahip olmadığım için ya da belli bir aracı kullanamadığım için ya da vaktim olmadığı için, prodüksiyonum olmadığı için, param olmadığı için kafamda bir hayalim var ama onu gerçekleştiremiyorum ve o kenarda duruyor ileride bir gün diye böyle bir kutu var. Onun içine koyuyorum. Belki bir gün. Bugün öyle değil. Belki bir gün değil. Ben oturduğum yerden cep telefonumu açarak iki saat içerisinde hayal ettiğim şeyi filmi yapabiliyorum. Mesela şöyle bir şey yaptım. İnanılmaz gelmişti bana. Bundan aylar önceki bu kadar da gelişmiş değildi. Yani geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da özlemiştim herhalde diye düşünüyorum o dönem. Şey hayal ettim ve durdum. Ya keşke İstanbul sokaklarında böyle yürürken geçmişe yolculuk yapsam, bilim kurguyu da seviyorum ya işte herhalde öyle bir şey geldi o dönem. Ama her adımımı attığımda <laughs> İstanbul'da böyle bir şeye gideceğim. 70'ler, 60'lar, böyle 1800'ler, 1700'lere kadar gideceğim ama İstanbul'u, o insanları öyle geçmişte göreceğim. Büyük prodüksiyon bu. Sonra durdum, aa yapabilirim ben bunu dedim. Bunu yapabilirim şu anda. Oturdum 4 saat, 4 ya da 5 saat. İçerisinde ben bir klip yaptım. Yani YouTube'da duruyor benim kendi sayfamda da. Ee, 2020'lerden başladım. Linkini 1700 lere videonun kadar. altına koyalım. Aşağıda var tıklayabilirsiniz onu. 1700'lere kadar gittim. Üzerine de biraz prodüksiyon minik. Yani bu arada hani çok bildiğim şeyler de değil. Öğrendim sağdan soldan. Müziklerini de koydum. Geçmişe yolculuk yaptırdım ya da bir bilim kurgu bir distopi, distopik bir hikaye yazdırabiliyorum. Ya da bir klip yapabiliyorum. Kendi çocuğuma yapabiliyorum bunu. Benim 6,5 7 yaşlarında bir kızım var. Ödev yapmayı sevmiyor. Birlikte bu araçları kullanarak ödev yapabiliyoruz. Yani e, o kadar çok geniş alanı var ki hayalet ve gerçek olsun. Şimdi e, ben özellikle şeyi de çok merak ediyorum. Yaratıcı olmayan kişiler bile çok hızlı bir şekilde yaratıcı sürece geçebiliyor ve hayal ettiğini gösterebiliyor. Yaratıcı dünyada olanların neler yapabileceğini aşırı merak ediyorum. Çünkü bambaşka yerlere gideceğiz, bambaşka şeyler göreceğiz. Ve bunlar yani bilim tarafı, sanat tarafı bence çok heyecan verici olacak. Benim oğlum öyle çok temrinlerle, çalışmalarla arası olan bir arkadaş değildir. O senin biraz önce söylediğin öngörü vardı ya, yarın gün o kadar bolluk olacak ki hepimiz yatacağız, onu bekliyor. Öyle çok böyle çalışası yok. Geçen gün benim chat GPT hesabımdan girmiş. Şimdi yaptıklarını Nergiz'e göndereyim de bu bölümü onları grafik olarak yerleştirsin. İşte senin modülde de anlattım galiba. BMW'nin bir kamyonet dizayn ettiğine dair bir hikaye. Evet. Resimlettirmiş bunu. Ağzımız açık kaldı evde. Önce BMW bir kamyonet yapıyor, sonra beğenmiyor bunu daha kuvvetli bir şey yapıyor. Bunların hepsinin tasarım dönemi falan resimlerini çizdirmiş. Böyle bayağı fütüristik bilim kurgu resimlerine benziyor. Sonra Mercedes bunu kıskanıyor o da bir trak yapmaya çalışıyor. Derken bunlar kapışıyorlar. O kadar güçlü oluyor ki traklar nükleer patlama oluyor falan. Bayıldım yani böyle baya baya hani şeyde görsem kitapçıda alıp okumak isteyeceğim bir şey oturduğu yerde yapmış. Muhtemelen bir saat falan sürdü onu yapması. Bu kadar kolaylığın içerisinde ben şimdi şu soruyu teknolojiyken hiç sormam yani hocam sence bu iş nereye gidecek falan çünkü 6 ay sonra teknolojide ne olacağını kimse bilmiyor zaten ama ben soruyu şöyle evrildim. oya Geron bu uğraşıyla nereye gitmek istiyor? Vizyon nedir? Yani sen sonuçta bunu bir eğitim şirketi içerisinde eğitimlerini de veriyorsun, işte açık beyinde da yapıyorsun, kendi hayatında kullanıyorsun. Şimdi baktığın zaman mesela bu seni nereye doğru götürüyor? İyi bir yere doğru gidiyor mu? Nasıl sence? Ee, dediğiniz çok doğru. Yani 6 ay sonrasını öngöremediğimiz bir dünya içindeyiz. Yani fütürizm diye bir şey bence artık evet, hepsi, kesinlikle. Hepsi bitti, işsiz kaldı. Ee, yok yani e, mümkün değil. Yani hani ben de size söylemiştim hatta. E, işte bir sabah açtım, e, eğitimi vereceğim. Her şey değişmiş yani. Çetçi biti komple değişmiş. O gece değişmiş. Açtım ve şey diyorum yani... E kusura bakmayın ben de bilmiyorum değişmiş. Birlikte öğrenelim hadi e, dediğim anlar. O kadar hızlı değişiyor. Yani üstel değişiyor. Bu arada yani hani iPhone 11 ile iPhone 12 arasındaki fark gibi değil. iki model arasındaki 10 yani, katı. Aç kapa fark. yapıyorlar bildiğin. İ, i̇nanılmaz bir değişim. Yani ben e, bazı şeyleri anlamakta çok zorlanıyorum. Hani anlayabiliyorum. E, mesela müzik yapan bir yapay zeka var. E, Suno. Yani, yani bilmeyenler de... Sorma e, sorma. Çok moralim bozuldu. Ben bunu... <laughs> kavramakta kesinlikle çok zorlanıyorum. Yani işte mesela eğitimde... onun da içinde dahil olduğu biz... işte prodüksiyon yapıp... şey de yapıp böyle klip... çekiyoruz. İnanılmaz bir şey. Şimdi bu noktadayken bunun nereye gideceğini görmek benim için gerçekten çok zor. Ama benim... kendi hayalim şu... sonuçta ben aslında... Adaptasyon için buradayım. Yani değişim benim e, işim. Değişim sürecinde insanlara destek olmak ve yardımcı olmak e, çok önemli. Şimdi biz bireysel bir dönüşüm yaşıyoruz. E, ama böyle çok daha küçük ne nedir bu? Hani kavramaya çalışıyoruz. Bir süre sonra bu çok da hızlı bir süre yani çok kısa bir süre sonra hayatımızın tam ortasında hiç farkına varmadan e, zemin alacak. Bununla yaşamaya başlayacağız. Bence şunu da söyleyeceğiz yani bir yıl sonra ya biz yapay zeka kullanmak için eğitim almıştık deyip güleceğiz belki. Yani hani böyle noktalar olacak ama şimdi Elektrik lambasını açıyormuş kadar doğal bir şey olacak. Doğal bir şey olacak ama yine değişim <laughs> devam edecek. Çünkü bu sefer biz bununla nasıl yaşayacağımızı öğrenmeye başlayacağız. Yani şu anda bir araç kullanıyoruz. Mesela bu large language models <laughs> yani işte büyük Dil modeli diye geçiyor. Large action models gelecek. Yani çünkü şu anda ben buna işte git bana e, Uber çağır, ne bileyim pizza siparişi ver, üreticiyi bul, üreticiyle. E, Allah o günleri bekliyorum şu anda. Geliyor. Çok az kaldı. Şimdi onlar gelecek. E, bunlar fiziksel olarak işte bir sürü ar aracın içine girecek. Yani evimde kullandığım birçok elektronik aletin içerisinde olacak. Hayatın içinde olacak. İşte e, CES fuarı vardı geçtiğimiz dönemde e, Amerika'da bu en büyük işte, teknoloji fuarlarından bir tanesi. Her şeyin içine yapay zeka koymuşlar ama her şeyin içine yani e, işte a, aklımıza gelecek. Yani elektrik süpürgesinden tut da kahve makinesine kadar her şey. Dolayısıyla biz bunları artık sindirmeye başlayacağız şirketler çok büyük transformasyon geçirecekler. Yani bu şey gibi de değil, dijital dönüşüm gibi değil. Başka bir dönüşüm yaşayacağız. Dolayısıyla bunların içerisinde de bir adaptasyon süreci gelecek. Dolayısıyla bu böyle bir hype değil. Yani ben hani bunu özellikle söylüyorum çünkü biz şöyle denebiliyor bana. İşte biz trendlerle ilgili eğitim veriyoruz. İşte bu tip trendleri anlatıyoruz. Bu bir trend değil. Bu bir hype değil. Biz insanlık tarihinin bugüne kadar geçirdiği en büyük değişimin içindeyiz şu anda. Bizim belki de beynimiz değişiyor. Düşünme biçimimiz değişiyor. Hayatımız değişiyor. Gerçekten 20 yıl sonra belki de bu bildiğimiz düzen olmayacak. O yüzden benim hayalim bu sürecin içerisinde insanların adaptasyonuna yardımcı olabilmek. Evrimsel olarak bizim beynimizin büyüklüğünün çok önemli nedenlerinden bir tanesi sosyal beceriler özellikle de dil insanın zihnini çok şekillendirmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu bir dil modeli. Bizim eğitimi, bizim evrimin, özellikle kültürel evrimin en tepe noktasındaki sürücü güce dair hayallerimizin ötesinde bir teknoloji çıktı. Nasıl ki sen teknolojiyi öngöremiyorsan ben de tabii ki evrimi öngöremem. Çünkü evrim ileriyi görebilen bir şey değil ama çok radikal bir etki yapacağı garanti. Çünkü bizim bütün kültürümüz söz üzerine kurulu zaten. Jordan Peterson bir şeye dikkat çekmişti geçen sene galiba ben çok korkuyorum dedi çünkü insan anlatıyla yaşayan bir varlık ve şimdi bizim için yeni ve daha önceden düşünülmemiş anlatılar üreten bir dijital teknolojimiz var her türlü golü yiyebiliriz dedi adam hatta ben onu dinledikten sonra şey demiştim sana da herhalde ilk zamanlar söylemiştim yapay zekaya tapan bir tarikat çok yakında çıkabilir diye çıktı mı bilmiyorum sen takip ben ediyorsun duymadım ama. Henüz. çünkü öyle sorulara cevap verecek ki biz birilerine mesela niye hayran ya da tabi oluyoruz? Vay diyoruz adam ya da kadın işte nasıl çözdü meseleyi, nasıl anlattı falan. Yapay zeka bunu şu anda zaten hani başlangıç düzeyinde de olsa yapıyor. Yarın bugün otostopçunun galaksi rehberinde olduğu gibi hayatın anlamı 46 dediğinde kilitlenip kalabiliriz. Öyle bir tarafa doğru da giderken ben tekrar altın çizeyim. Ee, seninle ilgili kötü planlarım var. O eğitimi daha ileri düzeye taşımak, belki biraz daha halka açık daha böyle bir bilgilendirici modüllere dönüştürmek gibi bir niyetim var zaten konuşacağız ve konuşuyoruz onları. Bu kültürü geliştirmenin hasarları en aza indirip faydayı maksimize etmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Ve galiba buradaki senin varlığının bana fark ettirdiği önemli bir şey şu. Ben bu kadar ilgili olmam ama yapay zeka hep teknik mesele olarak gördüm. Çatal üretmek teknik bir iş olabilir ama mutfakta onunla makarna yemek benim işim. Yani o çatal hepimizin evinde bir nedenle var. O bir aygıt, alet. Onu kullanmak durumdayız. Gece onunla yatağa gitmememiz gerektiğini, gözümüze sokmamız gerektiği bilmem neyi falan. Zaten hani doğal olarak öğreniyoruz. İşin doğasında bu var. Bu da bizim için çok yeni bir alet. Bilmiyorum çatal ilk icat edildiğinde insanlar onunla ne yaptılar ama muhtemelen benzer bir sorun yaşamışlardır. Burayı açtıktan sonra bana çok güzel olacakmış gibi geliyor. Peki mesajlarını alalım şimdi. Yani korkanı var, seveni var. işi gücü bırakıp buna gömüleni var. Mesela biz şeyi severiz YouTube'da. Üç maddede yapay zeka <laughs> var mı öyle insanlara önerebileceğin birkaç tavsiye? denge. Yani be benim için de denge. Çünkü... Bir denge. Alta yazı <laughs> gelebilir mi arkadaşlar? Bir, yapay zekada denge önemli. <laughs> Yani dengeli bakmak gerekiyor bu işe. Bu ne bir mucize, ne her şeyi yapabilen, wow çiçek böcek harika diyebileceğimiz bir şey. Ne de tükaka. Yani hani işte terminatör, aman buna çok dikkatli olmam lazım, işte her şey çok kötüye gidecek. İkisi de var. Yani ikisi de benim nasıl kullandığımla şekilleniyor. İşte e, responsible AI diye bir kavram var. Etik, AI etiği, sorumlu AI işte regülasyonlar konusu var. Çünkü biliyoruz çok tehlikeli bir tarafı var. Çok çok tehlikeli yani hani bunu belki ayrı daha sonra konuşuruz ama yani işte gerçekliği ayırt edemediğimizden tutalım da e, i̇şte bu yapay zeka ön yargıları denilen, e, işte sorumluluğun kime ait olacağına kadar çok geniş bir e, skalası var. Regülasyonlar konusu da çok yavaş ilerliyor henüz. Yani bu, daha Önce suç, şey varamadılar. suç işlenecek ki biz bir kanunu yapalım. Bizim sistem öyle çalışıyor. E, suçu da tahmin edebiliyoruz aslında. Yani bugüne kadar e, enteresan bir şekilde bu görülmüş. Yani belli, riskler belli. Şimdi sadece bu da değil. Yani bu modeller çok güçlü modeller. O kadar güçlü ki yani görüyoruz neler yapabileceğini... ve çok hızlı yayılabiliyor. İşte API'ler aracılığıyla... herkes çok hızlı bir şekilde alıp... E, istiyorsa e, yani bir... atom bombası yapabilir. Yani yakın zamanda... Biz bu arada şeyi yaptık, onu da söyleyeyim. Ferhat uğraşıyor gene onunla. İnsanın fabrika ayarları... ana metin olmak üzere. Benim bütün kitapları, anlataları, şeyleri yüklediler. Şu anda bir korpusumuz oluştu. İFA danışmanı bir yapay zekamız var şu anda. Yakında bir yayınlayacağız muhtemelen onu da. Müthiş bir şey yani benim işim bayağı bir azalacak. Ona sorun diyeceğim yani işte açık beyin şeysi yapay zeka modülü. Bir de sizin bir avatarınızı <laughs> yaratalım sizden dinlesinler. Çok havalı. Ben de azıcık tatile gideyim. Ay anlaşılmayacak yani. Şimdi hani size gösteremedim onu ama yeni başka şeyler çıkartıyorlar gerçekten kendinizi kopyalıyorsunuz. Kendi sesinizden ChatGPT entegre, Heygen'le ChatGPT entegre olmuş. Kitabı da içine koyduğunuzu düşünün. Vay size arkadaşlar. soracaklar. size anlatacaksınız. Siz de gerçekten tatilinizi Dur yaparsınız. Dur bakalım şuna iyiymiş ya. Ben Maldivler'de <laughs> takılırken insanın fabrikaları devam etsin. Ama işte tabii bir taraftan da insan istiyoruz. Yani Nerede insan istiyoruz? Nerede yapay zeka istiyoruz? İşte denge dediğim şey biraz da böyle işte e, şey tıp alanında ben yapay zeka istiyorum. Çoğumuz istiyoruzdur ben diye düşünüyorum. Tabii. Yani işte teknoloji şeyin gelişmesi, işte e, bilimin gelişmesi, tarımın gelişmesi. Bunlarda yapay zeka istiyorum. İşte geçen gün şeyi gördüm. E, size de anlatmıştım bu prostetik kol sezgisel bir şekilde e, çalışıyor yapay zeka entegre edilmiş kadın inanılmaz hayatını değiştiriyor. Çünkü benim artık hareketlerimi öğreniyor. Öğreniyor olması çok önemli ve nasıl kullanacağımı biliyor ve ben çok daha kolay bir şekilde kullanıyorum. Ben bunu isterim. Allah korusun böyle bir şey başıma gelirse bunu isterim. Ama beni yapay zeka işe alsın ister miyim? Bana kredi versin ister miyim? Bunlardan emin değilim. Dolayısıyla kaderime karar versin ister miyim? E, yani şimdi Orada da denge çok önemli. Yani nerede insan olacak, nerede yapay zeka olacak. Ya yani ben mesela geçenlerde sormuştum sosyal medyada. Herkes bir düşündü. Yani seni yapay zeka işe alsın ister misin? Ama çok dikkatli düşün. Çünkü ilk aklına gelen gerçekten senin için iyi olan şey olmayabilir. Çünkü her ikisinin de iyi ve kötü tarafı var. Yani bir taraftan hepimiz ön yargılıyız. İnsan olmanın değil mi yani getirisi bu. Ön yargısız insan yok. Önyargı aslında biz insan, kısa yol bazen de işimize yarıyor. Yani. Aynen öyle. Şu ama su içilebilir. Önyargısını içiyorum. inşallah içine bir şey koymamışımdır. <laughs> <olabilir. gülüyor> e, yapay zeka önyargısı dediğimiz şey aslında bizim önyargılarımız. Bizim yani çünkü veri e, ona verdiğimiz önyargılar. Ama bunlar zamanla aşılabilir. Çünkü siz onu işte modifiye ediyorsunuz bir şekilde e, ve işte kuralları belirliyorsunuz ve önyargısız bir seçim yapabilen bir araç oluyor elinizde. Şimdi şöyle düşündüğümde yani sırf okuldaşım diye hiç fark etmeden aklına bile e, hani gelmese ya da işte memleketlisi diye iki aday arasından birini seçebilirsin. Ki olabilir bu yani ben de yapabilirim, herkes yapabilir. Diğeri ise daha objektif olabilir. Yani bunu mu tercih edersin? Ama bir yandan da şöyle bir haber de okuyorum. İşte e, işe almak için bir yapay zeka tarafından mülakat edilmiş bir kız. E, tam da makyözmüş herhalde. Ee, ve işte body language yani işte şey, vücut dilini e, vücut dili, e, ni analiz etmiş ve onu işe almamış mesela. Böyle de enteresan şeyler i̇şte biz olabiliyor. Biz ne dersek onu yapıyor ya bizden öğreniyor aslında biraz. Aynen öyle. şimdi O yüzden onlarda da çok dengeler önemli olacak diye düşünüyorum. İleride de bence hani bu regülasyonlarda da o denge e, önemli olacak. Bizim için de aynı şey. Ben bir de anne babalara bir şey diyesim var. Hazır senin vesilenle. Çocuklarının bu yapay zeka dünyasındaki durumundan endişe etmek yerine... yapay zeka ile ilgili bir şeyler öğrensinler, en önemlisi bu. Yabancı olduğunuz bir alemde çocuklarınızla ilgili söyleyeceğiniz bir şey kalmıyor. Biliyorum... 70'lerde doğan, hatta artık 80'lerde doğanlar da benzer durumda, tuhaf bir dünyadan geçiyoruz hep beraber ama... alışacağız yani, yapacak bir şey yok. Ben mesela çaktırmadan arka planda... haftada birkaç kere... chat ile onunla bununla, işte Eleven Labs'da denemeler yaparak falan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu bir rutine binerse yeni dönemin belki de en fazla kullanacağımız aracına inşallah hepimiz alışkanlık kazanalım ki bunu sadece bir sonraki nesil sağdan soldan öğrenmek zorunda kalmasın. Bir an önce kendi kültürümüze yedirelim de biz de hani çocuğumuz bizi görsün en azından genç küçük çocuklarımız. Ya benim anam babam da yapay zekayla şöyle bir şey yapıyor zaten. O rasyonel olmayan korku ya da beklentileri bence en çok normale çekecek olan şey şu. Ve tabii ki bu konuyu merak ediyorsanız o yanın eğitimine katılacaksınız. Vallahi ben çok istifade ettim. Bizim açık beyin herkes çok istifade etti ama hepsinden ötesi kendisiyle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Sohbet muhabbeti çok keyifli. Normalde daha çok konuşuyordu. Da bugün ben varım diye çok konuşmadım. <laughs> ama onunla daha çok muhabbet edeceğiz inşallah. Oyacım, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için, e, ailenizi aldığınız için çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Başımızın üstünde yerim var. Eylemlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere.